Herkese selamun aleyküm kardeşlerim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce yeni yeni abone olup gelen arkadaşlar var. Bakın kardeşlerim, ben diğer izlediğiniz kişilere benzemem. Ben yıllardır bu işlerle uğraşır yaparım. Kemik kitlem beni çok iyi tanır. Bu YouTube kanalım küçük kanal. Eyvallah. Benim bir de büyük kanalım vardı. Onu kapattık. Devrettik yani Arkadaşlar. başkasına, öyle söyleyeyim. Bu YouTube'da yeni kanalım. Güzel kardeşlerim. Yani bazen saçma sapan yorumlar geliyor. Arkadaşlar, ben burada bir site gösterip de arkadaşlar işte şu siteye kaydolun, üye olun, bu site 50 takipçi atacak diye saçma sapan videolar çekmiyorum. Ben tecrübelerime dayanarak sizlere bir şeyler sunmaya çalışıyorum. Bu videomuz engel kaldırma nasıl olur? Ben şimdi size desem ki şunu yapın, 5 saniyede engeliniz kalkar desem yalan olur. Bunu takip ettiğiniz kanallar diyebilir ama ben diyemem. Ben engin tecrübelerime dayanarak gerekirse sabahtan akşama kadar engelleyip sabahtan akşama kadar kaldırmanın yollarını arayan bir kişiyim. Ve bunu yıllarca yapmış bir kişiyim. Eskiden hüflemeyle engeli kaldırabiliyorduk. Şu anda onlar yok artık. Yani öyle çözümler yok. Şimdi beni güzelce dinleyin kardeşlerim. Bakın. Videomuza geçecek olursak engel kaldırma diyoruz baba. Tak 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 takip engeli yedin. Birilerini takip ettin. Atıyorum şuradan girdin. Ben takip etmeyeceğim ama takip engeli yedin. Bir gün bekledin geçmedi. 2 gün bekledin geçmedi. Sorun bildir yapıyorsun. Şimdi ya bakmıyorlar oraya diye bir şey yok. Güzel kardeşlerim, bakın bu adamlar çok büyük firmalardan, Meta'dan bahsediyoruz. Bu adamların yüz binlerce çalışanı var. Diyorsunuz buraya geri bildirime git diyorsunuz. Burada diyorsunuz ki işte engel yedim ama kimseyi takip etmediğim halde engelleyemem, devam ediyor falan filan diyeceksiniz. Buradan sorun bildirden bir sorun göndereceksiniz. Ondan sonra işte durumunuzu anlatacaksınız. Burada işte yazıyor. Burayı oku ya da ayrıtmenin devam et derseniz. Burada durumunuzu anlatacaksınız. Neyse onu söyleyeceksiniz. Hatta kolay bir şekilde yapmak isterseniz de şurada sorun bildir derken şurayı tike açarsınız, gidersiniz, bir takip edersiniz, engel karşınıza çıkacak ya, sallarsınız, onun ekran fotoğrafını tak alır, sorun bildir dediğinizde ise bildirimi sizin için ayarlar, bakın ekran görüntüsünü de almış, sizin için ayarlar, buraya da yazarsınız, biter. Budur yani. Engelledin ya. Tak 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 engelledin geliyor. Hemen buradan bir tane hesap değiştireceksin. Sonra geri geleceksin kendi hesabına. O bir daha zaten söylemez sana engelledin diye. Bir de bunu geçemeyen arkadaşlar var. Bir tane hesabı var mesela. Giriş yapmış. Takip engelliyor mesela. Tamama tıkladıkça o engel bildirimi tekrar karşısına çıkıyor. Yani yan hesaba geçmen yeterli. Tamam diyeceksin. Hemen şuradan yan hesaba geçivereceksin. O bildirim artık gelip durmaz engelledin diye. Engelledin ya, hiçbir şey yapmıyorsun güzel kardeşim. 48 saat bekliyorsun engelledikten sonra. 48 saat sonra engelin kalkacaktır. Ben size ne dedim? Engellemek kredi notunuzu etkiler. Yani bankadaki kredi notunuz gibi düşünün. Instagram'da da hesabınız öyle. Hesabınız ne kadar engelliyerse o kadar engel yemeye meyilli bir hesap olmaya başlar artık. İki kişiyi takip etseniz bile direktmen engeller. Sonunda ne yaparsınız? Bıkarsınız. Hesabı kapatırsınız. Başka hesaba geçersiniz. Tecrübe kazanmış olursunuz. Bir şey olmaz yani. Ama engel yedikten sonra 48 saat hiçbir şey yapmayacaksınız. 48 saatin sonunda ise yavaş yavaş takip etmeye başlayacaksınız. Ne diyeyim size? 10 kişiyi takip edeceksin. Yarım saat bekleyeceksin. 10 kişiyi takip edeceksin. 40 dakika bekleyeceksin. Böyle böyle devam edip gideceksin. Ondan sonra engelin kalkıp gidecek. Sorun, yani olay çözümü bu bunun.
Yani çıkıp da işte şu uygulamayı indir, engellemezsin. Bu uygulamayı indir, engellemezsin. Yok şuradan şu siteye git, takipçi at. Şu site çok iyi. Ben böyle şey videolar çekmiyorum. Ben size olanı söylüyorum. Ben olanı söylerim, olay biter. Yani ben de A, B, C, D yoktur. Ben de A vardır, B vardır, bitti. Bunun çözümü budur güzel kardeşlerim. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.